Merhabalar, ben Furkan Zeybeker. Sizlere cinler hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Konuya gelecek olursak, aslında onlar da bizim gibiler. Cinler, insanlar gibi akıl, şuur ve irade sahibidirler. Yaptıklarından sorumludurlar. İyileri olduğu gibi kötüleri de vardır. Kafirleri bulunduğu gibi Müslümanları ve hayırlıları da vardır. İnsanlar gibi iyilik ve kötülük yapmaya kabiliyetleri vardır. Doğarlar, büyürler, evlenirler, çoğalırlar, yaşlanırlar ve ölürler. Peygamberlerin birçoğu cinlerle görüşmüş ve cinlere de peygamberlik yapmışlardır. Kur'an'da birçok ayet insanlarla birlikte cinleri de hitap kapsamına alır. Kur'an cinlerin de kitabı, Peygamber Efendimiz cinlerin de peygamberidir. Sandığımızdan fazla hızlılar. Hızlılık özellikleri vardır. Cinler sesten hızlıdırlar. Titreşim hızlılıkları saniyede 300 bin kilometreden fazladır. Bir saniyede dünyanın bir yerinden diğer yerine ulaşacak hızlılıktadırlar. Şekil değiştirebilirler. Cinlerin kılıktan kılığa, şekilden şekle girme özellikleri vardır. Cinler at, yılan, kedi, baykuş kılığına girdikleri gibi insan kılığına da girmeleri mümkündür. Daha çok kızlara musallat olurlar. Cinler en çok kızlara musallat olur. Çünkü kızlar duygularıyla hareket ederler. Aşık olmak, gülmek, ağlamak ve benzeri şeyler. Kafir cinler kızlara musallat olduklarında öldürecekleri ilk kişi sevgilileridir. Çünkü kafir cinler azgın ve kıskanç bir yapıya sahiptir. Başka bir konuya gelecek olursak, deli gücü var bunda cümlesini duymuşsunuzdur. Cinler delilere çok kolay musallat olur. Kendileri zarar veremeyecekleri için başka bir bedene girip zarar verirler. Bunların en önemli örneği akıl hastalarıdır. Sessiz olun, sakın bir deliyle kavga etmeye kalkmayın. Saçlara dikkat! Cinler uzun saçlı kızları sever. Saklandıkları yerlerden biri de uzun saçlardır. Özellikle sık sık yıkanmayan saçlar onlar için en önem verdikleri şeydir. İnsan saçını kesince bu yüzden rahatlar. Üzerinden yük kalkmış gibi hisseder. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Şimdi önemli iki konuya değinmek istiyorum. Gereksiz yere evde mum yakmayın. Cinler mum yakılan evde sohbet olduğunu düşünür ve evinize çok sık gelirler. Bir ikincisi de gece 3'ten sonra cinleri düşünmek veya bahsetmek iyi değildir. Bir nevi onları çağırmış olursunuz. Son olarak şunları eklemek istiyorum. Gece aynada yüzünüzü şekillendirirseniz cinler de sizinle oynamaya başlar ve onları görme şansınız daha da çoğalır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.